Merhaba arkadaşlar Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Start ve Yayınlar Bizim Sınıf Kazanım Testi 10, 55 ve 56. sayfayla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Evet, 3 üstü 2 üstü 3 üstü sayısının eşit hangisidir diye sordu. Gençler bir sözü üstün üstüne kuvvetleri çarpıyoruz. 3 üstü 2 üstü 3 de kuvvetleri 2 ile 3'ü çarparsak 3 üstü 6 olarak yazarım. cevaplara baktığımız zaman gençler 3 üstü 6'yı aramam gerekiyor. A seçeneği eliyorum. Bakın burada 3 üstü 9 da elenir. D'yi de eledik. Gençler 27 biliyorsunuz 3'ün 3. kuvvetinin 2. kuvveti olarak yazarsam bakın 3 üstü 6 eşittir. O halde B seçeneği burada sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet devam edelim ikinci soruyla dersimize. Üstü sayısının değerini istiyor gençler. O halde eksi 3'ün ikinci kuvvetinin eksi ikinci kuvveti. Gençler dışarıdaki sayımız çift sayı olduğu için sonuç artıya dönecek. Evet, burada üstün üstünü çarparsam eksi 3'ün eksi dördüncü kuvvettir madde istersek bakın sonuç artıya döneceği için artık bu eksiği görmeyebiliriz. Ve eksi olarak bıraksak da kuvveti eksiden kurtarmak için 1 bölü eksi 3'ün 4. kuvveti olarak yazarken parantez kullandığımıza dikkat etmemiz gerekir. Bu da 1 bölü 81 sayısına eşittir. Ve c şıkkı doğru yanıt olur diyelim. 3. Evet, sorumuzda eşitliğine göre a kaçtır dedi. Gerçi hem 27 hem 9'u 3 tabanında yazalım. 27 biliyorsunuz. 3'ün 3. kuvvetinin 9. kuvveti olarak yazılır. Eşittir. 9 da gelse 3'ün karesinin A kuvveti olarak yazalım. Üstün üstünde 3 ile 9'u çarpıyorum. 3 üstü 27 eşittir. 2 ile A'yı çarparsak 3 üstü 2A. Tabanlar eşitken gençler 27 2A'ya eşittir. Hadi 2A eşittir 27 dersem A'nın değeri her iki tarafı 2'ye bölersek 27 bölü 2 olur. Buradan da denizli seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur diyelim. Evet, dördüncü soru ile devam edelim. Evet, aşağıdakilerden hangisi en küçüktür diye sordum. Şimdi sevgili gençler burada öncelikle sayılarımızı 81'i 9'a arkadaşlar ne yapalım? E, 3 kuvvetini yazmaya çalışalım. 81 sevgili gençler 3'ün 4. kuvvetinin eksi 5. kuvvetinden evet, 3 üstü eksi 20'dir. Gençler kuvvetteki eksiden kurtarmak için bu sayımızı paydaya indirecek olursak 1 bölü 3 üstü 20'dir. 2 üstü 9'u gençler eksiden kurtaracak olursam 1 bölü 2 üstü 9'dur. 9 üzeri 3'ü de arkadaşlar 3'ün karesinin eksi 3. kuvveti olarak yazarsak 3 üstü eksi 6'dır. Bunu da kuvvetteki eksiden kurtarırsam 1 bölü 3 üstü 6'dır. E son olarak da gençler 3 üzeri 9'da zaten Evet, 3 üzeri 2 de 9'a eşittir diyoruz. Evet, en küçüğü aradığımız için gençler evet, paylar eşitken bakın zaten 9 en büyük değeri eleyelim. Diğerlerinde gençler bakın birleri eşit olarak gördüm. Yani paylar eşitse paydası büyük olan gençler en küçüktür. Buradaki en büyük payda 3 üzeri 20 olduğu için 1 bölü 3 üzeri 20 en küçük sayımızdır. Yani buradan A seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Evet. 5. sorumuzda üstü sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışını istiyor. Gençler şimdi öncelikle 10 üzeri 10, 20 üzeri 15, 100 üzeri 5 ve 81 üzeri 5 var. Gençler bakın şu yüzde 10'u kıyaslamak istiyorum. 100 üzeri 5'i onun kuvveti olarak yazarsam onun karesinin 5. kuvvetinden 10 üzeri 10'dur. Gençler bakın 10 üzeri 10 ile o halde 100 üzeri 5 birbirine eşit olacak. Diğerlerinde gençler 20 üzeri 15 var. O halde şu 81 üzeri. 5'i e, de gençler düzenleyelim. 81 biliyorsunuz 3'ün 4. kuvvetiydi. Buradan 3'ün evet, 4. kuvvetinin 5. kuvvet dersem evet gençler bu da 3 üzeri 20'ye eşittir. Peki gençler şimdi 3 üzeri 20. Bakın arkadaşlar ne yapalım? O halde en küçük belireceğiz. Burada 3 üzeri 20 gençler en küçük sayımızdır. Evet 3 üzeri 20. Yani 81 üzeri 5 en küçüktür. Daha sonra gençler 20 üzeri 15 gençler 10 üzeri 10'dan daha büyüktür. Bakın hem tabanı büyük hem kuvveti büyük. O halde 10 üzeri 10 evet araya gelecek. Bu da 100 üzeri 5'e eşit dedik. Buradaki en büyük sayımız da 20 üzeri 15 şeklinde sıralama yaparız. Bunu da B seçeneğinde doğru yanıt olarak gösteririz. Altıncı sorumuza bakalım. 7 üzeri x a olduğuna göre 7 üzeri 3x'in a türünden değerini istiyor. Gerçekten 7 üzeri 3x de çarpma işlemi olduğu için gençler ben bunu 7 üzeri x üstü 3 gibi ne yapabilirim gençler? Çarpma işleminden üstün üstüne dönüştürebilirim. Şimdi 7 üzeri x'in gençler ben değerini biliyorum. O halde 7 üzeri x gördüğüm yere a yazacağım. Bu da A üzeri 3 yani A'nın küpü olur. Ve B seçeneği burada sorumuzun doğru yanıtıdır deriz. Evet. Eksi 5 üstü 3 üstü 0 sayısının değerini istiyor. Gençler 0 çift olduğu için sonuç artı olacak. halde 5 üstü 3 ile 0 çarparsam 0 olur. Bu da 1'e eşittir. O halde A seçeneği burada sorumuzun doğru yanıtıdır diyoruz. 8'in e sorumuzda olduğuna göre x'in alabileceği en küçük doğal sayı değerini istiyor. Arkadaşlar i̇şte burada 4 üzeri x'i düzenleyeceğim. Bakın 4 2'nin karesinin x'inci kuvveti ise o 2 üzeri 7 küçüktür. 2 ile x'i çarparsam 2 üzeri 2x'dir. işte bakın buradan tabanlar eşit işte olduğu için 7 küçüktür 2x diyorum. Arkadaşlar i̇şte x yerine ne yazarsam 7'den daha büyük olması gerekir. x yerine 2 ile 3 yazacak olsaydım 2 çarpı 3 6 yapar 7'den büyük değildir. Bunu yazmam. 2 çarpı 4 gençler 8 yapar. Bakın 7'den büyük olur. O halde en küçük olarak ne yazmamız gerekir? X yerine 4 yazabiliriz. Ve B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet, 9. sorumuzda yukarıda verilen üstü ifadeler büyükten küçüğe doğru sıralayınız dedi. Şimdi gençler şöyle bakalım arkadaşlar. 32'yi, 4'ü, 16'yı ve 8'i her birisini 2'nin kuvveti olarak yazalım. X eşittir. 32 üzeri 5'ti. Biliyorsunuz 32 2'nin 5. kuvvetiydi. Kuvveti 5 dedim. Buradan üstün üstünü çarparsak 2 üstü 25. Evet, y sevgili gençler. Y 4 üzeri 5'ti. Bu da 2'nin karesinin 5. kuvvetinden üstün üstünü çarparsak 2 üzeri 10 eşittir. 16 üzeri 6 Z idi. Burada 2'nin 4. kuvvetinin 6. kuvveti olarak yazarsak 2 üzeri 24'tür. Bunun olarak 8 üzeri 6 yani T'ye bakıyorum. Burada 2'nin 3. kuvvetinin 6. kuvvetinden 2 üzeri 18'dir. Burada gençler en büyük sayımız burada 2 üzeri 25 en büyüktür yani X büyüktür. Daha sonra 2 üzeri 24 yani Z. Daha sonra T. Daha sonra da 2 üzeri 10 Y'dir gençler. X, Z, T, y. X, Z, T, ve B seçeneği burada sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Evet, 13. soruya devam edelim. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde gençler sayılarının büyükten küçüğe sıralanışı verildi diyor. Sevgili gençler bakın 700'e 50 var, 500'e 50 var. Bir de 9 üzeri 25'te 4 üzeri 25 var. Gençler bakın 7 50 ve 500'e üzeri 50 kuvvetler eşitliğinin tabanı büyük olan büyüktür diyorum. Yani burada 7 üzeri 50, 500'e 50'den büyüktür sevgili gençler. Diğer tarafta 9 25, 4 üzeri 25'e bakıyorum. Gençler kuvvetler eşitliğinin tabanı büyük olan büyüktür. Yani 9 üzeri 25 de 4 üzeri 25'ten büyüktür. Gerçi 50. kuvvet demek arkadaşlar 50 defa arkadaşlar 5'i veya 7'yi çarpacağımız anlamına gelir. Bunlar da doğal olarak bunlardan büyüktür. O halde ben 7 üzeri 50, 5 üzeri 50 büyüktür. 9 üzeri 25 ve 4 üzeri 25 şeklinde sıralama yaparız diyorum. Evet bu seçeneğimiz nerede görüyorum? Evet bakın A seçeneğinde doğru yanıtı olarak görüyoruz. Evet 11. sorumuzda yukarıda verilenlere göre A, B ve C'nin büyükten küçüğe doğru sıralanışını istiyor. Mesela i̇şte öncelikle A'yı hemen bakın tabanlar eşitken kuvvetleri toplayarak çarpalım. Evet 4 yazdım. 2, 4, 6. 4 üzeri 6 ile gerçi 2'nin 2. kuvvetinin 6. kuvveti olarak yazarsam üstün üstünü çarparsak 2 üzeri 12'dir. 8 üzeri 4 ile 8 üzeri 4'ü çarparken kuvvetleri topluyorum. 8 üzeri 8'dir. 8 gerse 2'nin 3. kuvvetiydi. Kuvveti 8 dersem 2 üzeri 24'tür. Sonundaki 81 üzeri 3'tü. 3 de 3'ün 4. kuvvetinin 3. kuvveti. Gerçi bu da 3 üzeri 12'ye eşittir. Peki arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar zaten dikkat edersek 2 üzeri 24 arkadaşlar en büyük sayımız. Yani 2 üzeri 24 büyüktür. Diyeceğiz. 3 üzeri 12 ile 2 üzeri 12'de de kuvvetler eşit olduğu için 3 üzeri 12 daha büyük gençler. Tabanı büyük olan büyüktür. Daha sonra da 2 üzeri 12 şeklinde sıralama yaparız. Yani A büyüktür. C büyüktür. Pardon. Evet, A arkadaşlar özür dilerim. 2 üzeri 24 B gençler. B büyüktür. C o da büyüktür. A şeklinde sıralama yaparız. B, C, A sıralamasını nerede görüyorum arkadaşlar? A seçeneğinde doğru yanıt olarak görüyorum. Evet 12. sorumuzda gençler eşitliğine göre x kaçtır dedi. Gençler bu iki tabanında olduğu için 8'i de iki tabanında yazacağım. 2 üzeri x artı 3. 8 biliyorsunuz 2'nin 3. kuvvetiydi. Kuvveti 3 diyorum. Buradan üstünü üstünü çarparsak 2 üzeri 9'dur. Bakın tabanlar eşit olduğu için x artı 3 9'a eşittir. Buradan da x'in değeri 6 olur. Ve c seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet sevgili gençler devam edelim. 13. sorumuza bakalım. Evet gençler burada eşitlikleri vermiş. X bölü Y ifadesinin değerini istiyor. Gençler öncelikle X üzeri eksi 1 eşittir 1 bölü 16 demiş. Gençler eksiden kurtarmak için ben bunu 1 bölü X olarak yazarsam bakın 1 bölü 16 eşitse paylar eşit olduğu için evet, X buradan 16'ya eşittir deriz. 25 üzeri Y diğer tarafta da 1 bölü 625 görüyorum. Arkadaşlar burada hem 25 hem 625'i istersek 5'in kuvveti olarak yazabiliriz. Veya 625'i gençler biliyorsunuz 25'in karesidir. Bakın 25'in karesi olarak yazabilirim. Bunu da paydadan kurtarırsam evet pay kısmını çıkartırken eksi 2 olarak çıkar. Bakın burada 25'ler eşit olduğu için y'nin değeri de evet kuvvetler eşittir der. Eksi 2'ye eşittir diyoruz. Bizim x bölü y'yi istedim. x 16 idi gençler. y de eksi 2. 16'yı eksi 2'ye bölersek eksi 8 olur sorumuzun yanıtı. B seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Evet 14. ve son sorumuza gelince, x ve y sayısı negatiftir demiş. y ve z de gençler tam sayıdır. Evet buna göre bu bilgilere göre hangisi düzenlenmiştir diye soruyor öncelikle x ve y negatif olacak. Bakın burada a seçeninde x negatif gençler. Beşinci kuvvet. Evet bir y'ye de gençler. a'ya baktığımız zaman 3 tabandaki sayı gençler pozitif olduğu için evet, sonuç pozitif olur. a seçeneğini eleriz. b'ye geldiğimiz zaman eksi 5'in üçüncü kuvveti negatif. Gençler bakın öncelikle 4 çift olduğu için parantezin içerisi eksi artıya dönüyor. Evet, eksi ile çarparsam da eksi ile artıya çarptım eksi. Bakın y eksi x eksi çıktım. Evet gençler. 1 bölü 1 bölü eksi 5'in eksi 1. kuvvetinde eksiden kurtarırsam bu da eksi 5 demektir. Gençler eksi 5'in 1. kuvveti yani eksi 5'tir. Evet bakın bu tam sayı çıktı. Bir de gençler şöyle y'nin değerine bakalım. tam sayı mı diye kontrol edeceğim. Eksim eksi 1 bölü 5'in eksi 4. kuvveti. Önceki kuvvetteki eksiden kurtaracağım. Eksi yazdım. Kesir ters çeviriyorum. Eksi 5 bölü 1'den eksi 5 üzeri 4 olur. işte burada eksi. Evet 4 olduğu için artıya döndü. Artı 5'in 4. kuvveti olarak yazarsak. Evet ne yapıyorum gençler? Artı ile eksiyi çarparak. Bakın eksi 5 üzeri 4 olarak yazarız. Şöyle düzenleyelim gençler. Şurada parantez kullanmayacağım. Hatta direkt diğerini yazayım. Evet eksi 5'in 4. kuvveti gençler. Artı 625 yapar burada da eksi ile artıyı çarparsak eksi 625 olur diyoruz. Bakın e, y'de y de negatif sayı çıktı. Ama aynı zamanda tam sayı çıktı. Evet, o halde y negatif tam sayı. Z gençler ta, yine tam sayı. Ve negatif tam sayı. E, X de y de negatif sayı çıkacak demiştik. O halde burada b seçeneği de. Evet, buna göre düzenlenmiştir ve sorumuzun doğru yanıtıdır deriz. Evet sevgili gençler. Bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.